Ya sen bari yapma hanım. Bu olan bu kızın dengesini iyice bozacak. Ay, karışmasana sen Şenol. Çocuklar ne güzel arkadaşlık ediyorlar. Güya yanına aldığın çocuğu ama ona hiç fırsat tanımıyorsun. Yapmadan nasıl öğrenecek benim çocuğum? Ya tornacıya çırak mı aldık? Psikiyatri bu. Hem ben sana söyleyeyim. Bu oğlan bu kızın ağzından laf alamaz. Hatta çocukken yastıkları kırlentleri üst üste dizip yer yapardım kendime. Orası benim kalem gibi olurdu. Orada kendimi çok güçlü hissederdim. Şimdi o kalenin içinde gibiyim sanki. Ama kendimi çok güçsüz hissediyorum. Yastıktan bile olsa o duvarı aşamayacak gibiyim. Anksiyete. Efendim? Nevrotik anksiyete olabilir. Şuraya bir not alsana. Nevrotik anksiyete mi var bende? Olabilir. Yoktur ya. Nevrotik mevrotik hiç bana göre şeyler değil. Yorgunluk yazayım ben buraya? Biraz kafasını dinlesin, iyileşir yazayım mı? Ya tedaviye cevap vermeyen hasta gördüm de yanlış cevap vereni ilk defa görüyorum. Yazsana sen dediklerimi şuraya. Tamam. Doktorum ben ya. Biraz saygı duy. O kadar yıl okul okuyoruz biz. Yemin falan ediyoruz ya işin sonunda. Yazıyoruz ya. Geçmişine dair, yani çocukluğuna dair hatırladığın başka bir şey yok mu? Ne gibi bir şey mesela? Ne bileyim ben. İlk aklına gelen şey mesela. En mutlu olduğun an. Dans etmek. İlkokuldayken ben dans yarışmasına katılmıştım. Birinci olduğum anı hatırlıyorum da. Annemin bana o zaman bir bakışı vardı. Sanki hiç gitmeyecekmiş gibiydi. Sonra dans ettin mi? Yani anneni kaybettikten sonra diyorum. İşte bu. 100 numaralı hastam benim. Dans et. Ha? Dans et. Ya ben sana anam babam öldü diyorum. Rahmet okuyup başsağlığı dileyeceğine dans et diyorsun. Allah rahmet eylesin ya. Nur içinde yatsın. Da şu anlatırken ki annenin sana bakışını hala hatırlayışın. Annen için dans et. İçindeki boşluk için dans et. Baban için dans et. Tezim için dans et. İyi de nasıl yapacağım ki? Bir sağa, bir sola, bir yana hop hop. Bir sağa, bir sola, bir yana hop hop. Koy ver kendini. Koy ver. Koy ver oğlum. Anne ben dans etmek istemiyorum ya. Gel kiremit kır. Kiremitli kırmayacağım, futbolcu olacağım ben. O nerencik de öyle. Ben de tenisçi olacağım. Oğlum hadi abininkini anladık. Sen tenisi nereden gördün de özendin? Haydi gelin beraber şıpakat açalım. Bana ne ya? Bana ne ya, ne ya? Ne demek o? Aç. Şengül, ben çocukları sana vedalaş diye yolladım. Sen onlara şıpkat şey ettiriyorsun. Hiç beceremiyorlar bunlar Mehmet. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Biz gidiyoruz. Oğlum. Nereye gidiyorsunuz ya? Çocuklar bir müddet halalarının yanında kalacaklar. Ne işi var çocukların orada? Oturun oturduğunuz yerde Mehmet. Ya oturacak ev mi kaldı Şengül? Neyimiz var, neyimiz yok. Sattın buraya yatırdın. Ev sahibi de bizi kapının önüne koydu işte. Ya tamam, biraz borca sokmuş olabilirim bizi. Ama yine hep beraberiz sonuçta. Hep beraber burada kalırız. Nedir yani? Daha ne kadar sürecek bu küslük? Ne küslüğü be? Boşandık biz, boşandık. Olsun. Sen yine de beyimsin benim. Ya gerekirse yeniden evleniriz. Nedir yani? Beni boşadın diye sana kızgın ya da kırgın değilim Mehmet. Ben mi boşadım? Sen demedin mi boşanalım? Babamdan kalacak maaş evimize girer, 3-5 kuruş para olur diye. Sen değil misin Şengül ya? Ölüm oldu o olay ya. Anneciğim. Ya geçmiş gitmiş günah deyince hatırlayamıyor insan Mehmet. Hiç hatırlamıyorum. Ay hiç hatırlayamıyorum Mehmet. Hadi çocuklar. Hadi yolumuz uzun. Daha yürüyerek gideceğiz. Hadi çabuk. Mehmet. Bırak, yavrum. Bırak çocuklar. Şengül bırak. Mehmet. Şengül. Yavrularım. Ben vedaları hiç beceremem Mehmet. Dedim sana Mehmet. Ben vedaları beceremem. Söyledim ben sana. Gitme. Ha! Çocuk. Burası olduğuna emin misin? Adrese göre öyle. İşte Şengül Dans ve Spor Merkezi. Hiç dans okulu gibi görünmüyor da. Yani buraya kadar geldik artık canım. Bir şansımızı deneyelim.
Merhaba. Kimse yok mu? Yol yakınken geri mi dönsek ya? Burası hiç dans okuluna benzemiyor. Niye ya? Nesi var? Fena değil. Zorlasan sevimli bile sayılır. Hiç zorlamayalım bence. Hadi, hadi gidelim yürü. Dans! Bir tutku, sönmeyen bir ateş, dinmeyen ihtirastır. Hayır olsun inşallah. Dans bir baş kaldırır, bir yakarış, figürlerle dert anlatma sanatıdır. Şengül'le dansa var mısınız? Şengül ben oluyorum bu arada. Hadi Selim gidelim yürü. Dur bir dakika ya, iki dakika konuşalım bari kadınla. Ne konuşacağız Allah sen ya? Kapıda boncuk asılır. Dans okulu mu, kasap mı belli değil. Kasap mı dedi o? Hayır hocam ya, kasap dedi vallahi. Ne kasabı ya? Dans okulu burası. Gündüzleri dans okulu, akşamları tekvando salonu. He. İstersen hemen dansa başlayabiliriz. Haşofmanın var mı yanında? Haşofman mı? Oldu o zaman. Biz bir bakınalım. Geliriz, tamam? Zaten öğrendik buranın yerinde. Hadi. Aynen. Durun. Yalvarırım gitmeyin. Ben emekli beden eğitim öğretmeni Şengül Dağdeviren. Okuldayken folklor dersi verirdim. Emekli olduktan sonra da bu dükkanı açtım işte. Ne yapacaksın? Ekmek parası. Ama ne gelen var ne giden. Kocam bile çocukları alıp gitti. Ne olur siz de bırakıp gitmeyin beni. Biz çok yanlış gelmişiz. Teşekkürler, kolay gelsin. Hadi bakalım. Bir dakika. Hemen öyle önyargılı davranmayın. Hangi dansı isterseniz öğretirim size. Hepsi var bende, vallahi bak. Kolaydı. Allah kahretsin beni. Ha! 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 Selim. Buradayım. Hançer yok, hançer olaydı. Ağzımıza sıçacaksın hançer olsa. Eşim yok, eşim olaydı. Bayılırım lambadaya ya. Tansiyonum yok, tansiyonum olaydı. Selim. Selim. Bana bir şans daha vereceğiniz mi? Önümüzdeki hafta Altın Pabuçlar dans yarışması var. Onun afişi. Eğer istersen o yarışmada birincilik kazandırırım sana. Koş haydi, koş haydi, koş haydi, hop hop. Hocam, bence bu kadar yeter. Dans ciddi bir iştir. Zamanımız az, kondisyon önemli. Vücudunun hazır hale gelmesi lazım. Koş haydi, koş haydi, koş haydi, hop hop. Bari şu kilometleri kaldırsaydık. Takılma sen onlara, devam et. Takılma da. Düştü mü o? Ya ne oldu şimdi? Ne yaptın? Yoga mı bu? Bale hocam. Oh! Ya o ayak ne orada öyle? Ya biz buna havlu asıyoruz. Islak atletleri asıyoruz buna. Çıkardın mı? Koydum böyle ya. Gerizekalı. İndir o ayağı. Benimkini de indir. Oh! Yavaş. Döndü de güven. Haydi. Yeter ama hocam. Sabahtan beri kasap havasından damat havayla ne varsa oynattın. Yarışmaya mı katılıyoruz? Düğüne mi bellidir? Bu nedir ama ya? Kızım sen onları bana bıraksana. Bir hafta içinde bambaşka bir insan yapacağım seni. Merak etme. Hadi inşallah hocam. Hocam biz devam edelim mi halaya? Tamam tamam, bırakın halayı. Kiremit kırın, geliyorum ben. Tamam hocam.